Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS'deki kontenjanlar ve sıralamaları konuşalım. Siz de biliyorsunuz arkadaşlar, DGS'de kontenjanlar ve sıralamalar sorun oluşturmakta. Bizim için büyük bir sorun. Ne demek istiyoruz arkadaşlar, onu anlatalım. Sizin de bildiğiniz gibi DGS'de sıralamalar yayınlanmıyor. YKS'de ise arkadaşlar, yani sizin eski bildiğiniz ÖSS sınavında son 3 yıla ait bütün sıralamalar yayınlandı, yayınlanıyordu. Bundan sonra da hep yayınlanacak. Ama DGS için böyle bir şey mümkün değil. Sıralamalar neredeyse hiç yayınlanmadı arkadaşlar. Yani neredeyse demeyelim, hiç yayınlanmadı. Bu büyük bir sorun oluşturuyor. Çünkü neden? Aslında yerleştirmeler puana göre değil, sıralamaya göre yapılır. Bu bir kuraldır. Yani ÖSYM'nin yaptığı bütün sınavlarda yerleştirmeler sıralamaya göre yapılır. Hiçbir zaman puana göre yapılmaz. Çünkü bu sene sınav kolaydır, puanlar yüksek olur. Gelecek sene sınav zordur, puanlar düşük olur. Dolayısıyla puana göre tercih yaparsanız yanılırsınız, ama sıralamalar 3 aşağı 5 yukarı değişmez. YÖK Atlas'a girerseniz son 3 yılın YKS sıralamalarını rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Ama DGS için böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla şöyle bir bakış açısı oluyor artık. ÖSYM DGS'yi çok takmıyor mu acaba? Yoksa DGS bir üvey sınav muamelesi mi görüyor ÖSYM tarafından? Böyle bir kanı var artık. Yani DGS artık önemli değil. DGS'nin çok da bir ehemmiyeti yok. ÖSYM buna değer vermiyor. Aslında bunun değişmesi lazım. 350 bine yakın kişinin girdiği bir sınavdan bahsediyoruz. Tabii ki bir YKS gibi değil. 2 milyon kişi girmiyor, ama sonuçta 350 bin kişi de yabana atılan bir şey değil. Yabana atılabilecek bir şey değil. O zaman sen böyle bir sınav yaptıysan, bu sınavla ilgili öğrencilerin aklındaki soru işaretlerini de gidermiş olman gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunun bir şekilde dile getirilmesi lazım. Bununla ilgili Twitter'da etkinlik yaptık. DGS sıralamaları açıklansın, kontenjanlar arttırılsın. Ama çok talep gelmedi. Yani aslında DGS öğrencileri sanki bu durumdan çok memnunmuş gibi geldi bana. Ya bu çok yanlış arkadaşlar. Sıralamaların mutlaka yayınlanması lazım. Yani bu ÖSYM'nin eline yapışacak bir şey değil. Çok rahatlıkla bunu birkaç günlük bir çalışmayla yapabilirler aslında. Yapmıyorlar. Bunun dile getirilmesi lazım. Dolayısıyla yani dile gelsin diye ben sırf sizin için arkadaşlar bu videoyu çektim. Şimdi kontenjanlar meselesine gelirsek, DGS'de kontenjanlar gittikçe azalıyor arkadaşlar. Yani bazı bölümler için ufak ufak artışlar olabilir, ama bazı bölümler için ciddi azalmalar oluyor. Şimdi bu kontenjanlar YKS'ye ait. Mesela bu sene için tıp %7 artmış, mimarlık %11 artmış kontenjanları, uluslararası ilişkiler, psikoloji, hukuk, gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar en az %3, %5, %10 artıyor. Ama mesela hukuk için düşünürsek DGS kontenjanları azaltıldı. Veya şöyle düşünelim, DGS için 993 kontenjan bu sene ayrılırken YKS için 16.662 kontenjan ayrılmış. Hocam yani YKS ile siz bunu nasıl kıyaslarsınız? O zaman şöyle kıyaslayalım. DGS'ye 350 bin kişi giriyor, YKS'ye 2 milyon kişi giriyor. Yani yaklaşık DGS'nin 7 katı değil mi? Peki şu kıyaslamaya baktığımızda DGS'nin kaç katı oluyor? 16 katı oluyor. 7 katı olmuyor. 7 katı olması için DGS'nin kontenjanlarının 2500 filan olması lazım. Yani ama böyle bir şey yok. Yine mimarlığa baktığımızda 753, ama YKS'de 8.796, kaç katı? Yaklaşık 11-12 katı. Makine mühendisi DGS'de 986, YKS'de 11.601, kaç katı? Yaklaşık 11-12 katı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani DGS'de kontenjanların çok ciddi şekilde arttırılması, bu kontenjanların 2 katına çıkarılması gerekiyor. Bu sınav sizin sınavınız arkadaşlar, benim sınavım değil. Ben burada bir rehberlikçiyim. Ben aslında bir matematik öğretmeniyim. Ama aynı zamanda rehberlikçiyim. Size yol gösteriyorum. Ne yapmanız gerekiyor? Tepkilerinizi güzel şekilde dile getirin arkadaşlar. Bununla ilgili mail atın bolca. YÖK'ün internet sitesine mail atabilirsiniz. Twitter adresine mail atabilirsiniz. Tweet atabilirsiniz. Bunları yaparsanız bir şeyler değişecektir. Buna inanın. Öncelikle sizin buna inanmanız lazım. Kontenjan arttırmak ya da sıralamayı açıklamak çok zor olmasa gerek.
Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. NBA Hanife Hoca. Oradan DGS kontenjanlarının tamamına yakını var arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve lütfen arkadaşlar ortak bir tepki meydana getirirseniz bazı şeyler değişir diyoruz. Sınavın açıklanmasına 10 gün kaldı yaklaşık olarak. Umarım istediğiniz güzel bir sonucu alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kal.